Başkanım hoş geldin. Ben Elbistan'dan seni görmeye geldim. Vallahi, özel olarak. Like nasip oldu. Kısmete bak. Yanına gelelim de. Kısmet. Evet. Hoş ayağınıza geldim. Çek. Başkanım. İyi zahmet başkanım. Birincisi burası çok kutsal bir yer.
o geçmişindeki güzel insanların, Karacaahmet'ten bugüne kadar güzel insanların duaları var burada. Onun için kendime huzur hissediyorum. İkincisi, elbette ki buranın, burada bulunan insanlarımızın her geldiğimizde bizi kucaklaması, sofrayı paylaşmamız, lokmayı paylaşmamız, onun da bana vermiş olduğu huzurdan dolayı burada kendimi çok huzurlu hissediyorum. Bir başka şey, gerçekten kendimi cennetlerinde de huzurlu ve güvende hissediyorum. Çok güvenli bir şey. Çünkü bizim Alevi vatandaşlarımızın Alevilik felsefesinin bu ülkenin ve bu toprakların teminatlarından olduğunu iyi biliyorum. Ve bunu çok derin hissediyorum. Vatanı için, milleti için, bayrağı için yapamayacağı şey yok. Bütün bunları yaparken bu güzel ve derin felsefenin bende hissettirdiği bir başka şey adalet duygusu. Burada ben adaleti hissediyorum. Adil olmak çok önemli. Ben gerçekten özellikle cem evlerine geldiğinde hanımefendilerin, özellikle ablalarımın, o güzel teyzelerimizin gözlerinde bir de derin bir vicdan hissediyorum. Vicdan. Çok derin bir vicdan. Kucaklayışınız, hissetmeniz ve gerçekten hissederek doğruyu talep etmeniz, bütün sıkıntılara, yaşanmışlıklara, bir kısım zulümlere, ne yazık ki yapılan bütün yanlış işlere rağmen o derin hoşgörü ve derin vicdanı gözlerimizden hissediyorum. Onun için kendimi çok huzurlu hissediyorum. Çok huzurlu hissediyorum. Şimdi ilginç bir 6-7 ay yaşadık. Çok ilginç bir 6-7 ay yaşadık. Ama şunu söyleyeyim. Birçok dostuma da söyledim. Kendi aileme söyledim. Eşime, anneme, babama söyledim. Tabii kaygı duyuyorlar. İşte anne, baba ne ister? Çocukları üzülmesin ister. Çocuklarına bir şey olmasın. Çocuğun makamı ne olursa olsun o onun için çocuk. Dolayısıyla üzgün ve kaygılı, tedirgin. Hepsine şunu söyledim. Ya kendimi o kadar rahat hissediyorum ki. Hiç böyle hiç tedirgin olmadım. Hiç kaygılı olmadım. Çünkü iyi biliyorum o kadar güzel dualar peşimde var ki ben inanılmaz rahattım yani. Çok rahattım. Bu arada beni yıllar önce aslında ilk duayla buradan yola çıkaranların başında da Muharrem Dede gelir, onu söyleyeyim. Buluşmamızda benim daha henüz zihnimize öyle bir şey düşmeden öyle bir sözüyle, duasıyla bizi burada hem utandırdı hem de yola çıkarmış. Allah razı olsun. Çok dua vardı, biliyordum. Ve rahattı, huzurluydum. Herkes kaygılıydı, ben gerçekten değildim. Yani üzüldüğüm oldu, niye üzülüyorum? Bu ülkenin demokrasisine yapılan yanlıştan dolayı üzülüyorum. Ama halkın bizi daha fazla kucaklayacağını da biliyorum. Evet, hem alın teli var, hem doğruları söyledik. Kimseyi şu kapının dışına koymadım. Herkesi içeri davet ettim. Allah ruhunu biliyor. Ben seçildim ya.
dünkü davetinden, seçilmeden önceki davetinden 1000 kat daha fazla davet ediyorum. Çünkü ben asla onlar gibi kibirli olmayacağım. Asla. Asla kibirli İnanın bugün daha fazla kucaklamak için bu şehrin her yerine, her mazlumun olduğu noktaya, eğer varsa bir haksızlık, hukuksuzluk, şehir yönetimi adına onu gidermek için çok çaba sarf edeceğim. Değerli hemşehrilerim, sevgili canlar, çok işimiz var. Ama ben özellikle 10-15 gün önce tekrar yola çıkarken hem dualarınızla yola çıkmak istedim, hem sizi hissetmek istedim. Kutsal ziyaretleri vardı dedemizin ve onun için bugüne kaldı. Ama ben sizden bugün dualarınızı almaya geldim. Sağ olun. Dualarınızı almaya geldim ve göreceksiniz bu kardeşinizin, bu yol arkadaşınızın hızına kimse yetişemeyecek. Çok çalışacak. Çok çalışacak. Yapılacak çok iş var. Bu şehirde verdiğimiz sözler var. Herkesin özgürlüğüne, herkesin ihtiyaçlarına, herkesin şehirle ilgili taleplerine yetişmeye çalışacağız. Bir kişinin hakkı ise bir iş, onu mutlaka yapacağız. Kimmiş, neymiş, hangi partiliymiş, inanın bakmayacağız. Bu kadar değil. Yapılamıyorsa, engeli varsa da anlatacağız. Her şeye gücümüz yetmeyebilir ama asla bizim adaletimizden lütfen şüphe etmeyiniz. Sağ olun, bize moral lazım. Dedim ya, herkesin bu duygularına hizmet edeceğiz. Aynı zamanda herkesin inancına da hizmet edeceğiz. Herkesin inancına. Ben her yerde, meydanlarda, toplantılarda söyledim. Bu şehirde yaşayan herkesi eşit kabul ediyorum. Bu kuralı böyle değil diye değil. Kuralı öyle de eşit kabul ediyorum değil. Ruhumda eşit kabul ediyorum. Herkese eşit. Ve gerçekten insanları da insan olduğu için seviyorum. Dolayısıyla herkesin inancına ve inanç özgürlüğüne de saygı göstereceğiz. Bu şehrin camisine de en üst seviyede saygı göstereceğiz. İhtiyaçlarını gidereceğiz. Cemevine de saygı göstereceğiz. İhtiyaçlarını gidereceğiz. Bütün ibadethaneler bizim. Hiç kimse bundan zerre kadar şüphe etmesin. Ben insanların maneviyatına saygı duyan ve maneviyatına kıymet veren bir insanım. Çünkü ben de maneviyat olan bir insanım. Benim maneviyatıma bir kişinin saygı duymasını ne kadar istiyorsam, ben de bir vatandaşımın maneviyatına ondan çok daha fazla saygı duymayı başarabilen birisi olmalıyım. Çünkü ben yöneticiyim, ben belediye başkanıyım. Bu ruhu ve anlayışı bütün çalışanlarımız, bütün yol arkadaşlarımızı da hissettireceğim. Dolayısıyla Karacaahmet cenevimizde benim, cenevim bu şehirdeki bütün cenevlerimizde. Alevi vatandaşlarımıza
özellikle inançlarına dair söyledim, burada da söyleyeyim. Bizim borcumuz var. Bunu ödeyeceğiz. Ben bu bağlamda yol arkadaşlığınızdan çok razıyım. İnanın Allah sizden razı olsun. Hepinizin yol arkadaşlığınızdan çok razıyım. Benim buradaki duam da şu. Allah beni size mahcup etmesin. Ve çok çalışacağız, başaracağız. Allah'ın izniyle şey çok güzel olacak.